Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle arkadaşlar ApeCoin ekibinin ellerindeki coinleri, kripto paraları gizlice sattıkları iddia ediliyor şu anda. Bir kesinlik olmamasına rağmen ortadaki iddia bu. Üzerine her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi. İlk evvela bunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Özellikle bu haberin üzerine tabii ki ApeCoin çökecek, sıfırı çekecek, işte yok olacak tarzındaki yorumlar arttı. Neden? olayı biraz tabii LUNC'un geçmişindeki olaylara bağladılar. devamında FTX'te de aynısı görülmüştü ve sonuç da aynı oldu. Yani toparlayabilmek için bir e, gizlenen bir iflas riskini toparlayabilmek için e, fon sağlama derdinde olarak ellerindeki kripto paraları gizlice e, satmaları bunun açığa çıkmaması için de bunun gizlice e, yapılması olayıydı. Ve Apecoin ekibinin de şu anda bunu yaptığı iddia ediliyor arkadaşlar. E, bu yüzden de aslında geçmişteki e, çöküş yapan kripto para Projeleri ve borsaları doğrultusunda e, bu gibi haberlere sebebiyet veriyor. Şimdi birincisi ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. E, bir diğer husus da şu ki Apecoin tarafında bu tarz haberler çıkıyor. Bunun çıkma sebebi de doğrudan doğruya ABD. Bir kere şunu bilmek lazım. Ape arkadaşlar e, ABD tarafında ciddi anlamda mimli. Yani mimlendi. Proje mimlendi bir kere onu söyleyelim. E, proje ekipleri şu anda büyük ölçüde ABD tarafından kötü haberlere vesaire maruz kalıyor. E, ABD tarafındaki şirketlerin işte sıfırlanacak coinler listesinde işte e, gizlice satış yapıyorlar, işte e, yatırımcıların kişisel verilerini ihlal ediyorlar gibi gibi e, iddialar ortaya atılmasına rağmen bunlar kanıtlanamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Apecoin tarafında ilerleyen vakitlerde de aslında e, FUT Haber'e hazır olmanızı tavsiye ederim. Tabii ki kanıtlanan bir şey olur, sıkıntılı durumlar olur, o ayrı. Bak o e, o ayrı bir mesele. Ancak EYP üzerinde şu an arkadaşlar bir ABD ambargosu var. E, ciddi anlamda tetikte. O yüzden bu gibi durumlar mevzu bahis oluyor. Böyle açıklamalar ve e, söylemlerle çok fazla karşımıza çıkıyor. Tabii ABD tarafının genel ambargo uygulaması da e, en neticede olumlu bir durum değil sevgili arkadaşlar. Fakat AAPL yine de yön yukarı potansiyeli oldukça fazla bunu da söylemek lazım. Geçtiğimiz günlerde de rutin yukarı hareketler denemek suretiyle 42 direncinden red yedi ve devamında MA 50'nin altına kadar dahi geriledi arkadaşlar. Şu anda bir gerileme etabının içerisinde bulunuyor. Nitekim 375 dolaylarına kadar geri çekilse dahi tekrar 42'lere bir deneme asıl olay 4-2'lerin destek alınmasından geçerken 4-2'lerin kırılımı devamında 5-2'lere kadar arkadaşlar bir yön yukarı hareket ihtimali taşırken bulunduğu noktalarda 4 dolarları kıramaması ise ilerleyen günlerde tekrar e, orta vadede gelecek haftalarda diyeyim 2-8'lere kadar bir geri çekilme hareketinin yaşanacağını temsil edecektir. Eyüp güzel bir coindir seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.